şekilde buradan baktığımızda, yani arkaya doğru da gideceğiz daha sonrasında, motor olabildiğince hem bir adventure scooter olarak tasarlanmış, diğer taraftan da biraz sonra anlatacağımız üzere ağırlık merkezi olabildiğince aşağıda tutulmuş ve sürüş keyfi verebilen, hatta geleneksel maxi scooterlardan ziyade motosiklet sürüş dinamiğini hissettiren de bir şase dinamiğine sahip. Evet, şu ön yüz zaten aslında hani başka markalarda da gördüğümüz o arazi sürüşündeki tipleri bize andırıyor. Evet. Burada yine bir çıkıntılı bir gaga ekstra var. Bir gaga var çamurluğun üzerinde. LED farlar oldukça şık. Gündüz LED farları var. Bakın bunda da yine o dikkatimizi çekiyor. Markanın alameti farikası artık, aslan dişleri diyorum ben ona. Evet, çok güzel duruyor. Farları tabii ki yine yakabiliyorsunuz eğer isterseniz. Yani farlarla da gündüz seyahat edebiliyorsunuz. Uzunları da hem kullanabilirsiniz hem selektör yapabilirsiniz. Burada kısa bir rüzgarlığımız var. Sportif bir rüzgarlığımız var. Koyu renkli. Büyük oranda yetiyor, onu söyleyeyim. Ama hani çok üst süratlere çıkarsanız o zaman biraz kısa kalma ihtimali var. Tabii ki onu ilerleyen dönemde aksesuarlarla olarak değiştirmek mümkün. Şöyle elciklere doğru geldiğimizde gidonun hemen yanlarına bakın. Korumalı elcikler, bu da çok hoşuma gitti ki önden gelebilecek herhangi bir parçanın, bir taşın ele çarpmasını engelliyor. Kesinlikle. Hele araziye girerseniz çok daha iyi olacağını düşünüyorum ki zaman zaman o çalı dal denk gelebilir. Tabii. Koruma gayet şık, eli koruyor. Gidonu çok rahat tutabiliyorsunuz ve bu gidonu da rahat kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar buralara biliyorsunuz değişik aparatlar takıyor, telefon tutucu takıyor. Başka işte navigasyon takmak isteyen var, bir şeyler takmak isteyenler var. Burayı rahat kullanabilirsiniz. O yönden de çok güzel buldum burayı. Gelelim göstergelere. Göstergeler de var, çok şık. Evet. Şimdi bu seri tabii XP400, daha önce anlattığımız Metropolis ve Pulsion, Peugeot'un tamamen %100 Fransa'da ürettiği modeller. Avrupa ve Fransa'daki fabrikada yapılan modeller. Ortak arayüz ve ortak mimariyi kullanıyor ama tabii ki detayları farklı. Yine oldukça başarılı yol bilgisayarı işlevi olan, yine geleneksel Peugeot arayüzünden alıştığımız kişiselleştirilebilen, ayarları yapılabilen, Bluetooth'la telefonunuzu tanıştırdığınız, efendim navigasyon ekranı olabilen, telefon çağrılarınızı ve mesajlarınızı da ekrandan takip edeceğiniz, aynı şekilde girdiğiniz haritayı yol notu olarak ekrandan yönlendirme çizgileriyle okuyacağınız bir hazır iConnect dediğimiz sisteme de sahip. Aynı şekilde zaten Immobilizer var. Diğer bütün Peugeot'un bu serisindeki gelişkin özellikler burada da mevcut. Asimetrik devir saati ve kilometre saati gibi, çok fonksiyonlu kişiselleştirilebilen yol bilgisayarı gibi bütün bu detaylar göstergemizde mevcut. Direksiyonla ilgili bir ekleme yapmak isterim. Motosikletin tarzından dolayı olabildikçe geniş ve sürüş hakimiyeti sağlayan, belirttiğin gibi aksesuar takmaya uygun macera tipi motosikletlerde alıştığımız çıplak bir gidon kullanılmış. Sıra dışı emin bir duruş sağlıyor. Evet, aynen öyle. Çok rahat bir postürle kullanabiliyorsunuz motosikleti. Buradan bakın, aydınlatmalar yine burada da kullanılmış. Konta açarken göstereyim size, anahtarsız olduğu için. Bir kere buraya basıyorsunuz, aktif oluyor, sonra çeviriyorsunuz ve ondan sonra da marş düğmesine basarak motosikletinizi çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle aşağı bakacak olursak, burada yakıt depo kapağını görüyorsunuz. Onun için sadece o soldaki düğmeye basmanız yeterli. Çok kolay açılıyor. Sağda bir düğme daha var. Ona da bastığınızda da seleyi açıyor. Seleyi şöyle gösterelim. Asimetrik açılıyor. Evet, bu gayet güzel. Arkada bir ufak hazine var. Diskinizi, yağmurluk vesaire, bir takım basit şeyleri buraya yani koymak gözlük, mümkün. Gözlük, anahtar gibi şeylerinizi koyabilirsiniz. Bu tarafa bir takım ekipmanlar, küçük bir sırt çantası alabiliyor ya da bir tam boy ufak kalıplı bir kask alabiliyor. Günlük işler için ideal. Buradaki ayak koyma alanı da bence çok güzel. Ayağınız çok rahat ediyor. Ve bir özelliğinden daha bahsedeyim, bunu soracağınızı tahmin ediyorum. Koruma barları var. Bunlar şu an için standart donanımda var diye biliyorum. Şöyle ki evet, bir süreliğine kampanya çerçevesinde motosikletin koruma demirlerini ve arka çantasını, ki onu da birazdan anlatacağız. Çok başarılı teknik özellikleri olan bir çanta. Çanta montaj demiri, bantı, sırt dayama minderleri, çanta ve koruma demiri motosikletin fiyatına kısa bir süreliğine adetlerle sınırlı olmak şeklinde hediye olarak veriliyor bir kampanya çerçevesinde.
Şöyle arkada oturanlar için ben ayak basamağını da göstereyim. Bunu açabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel parlak bir malzemeden yapılmış, parlak kromdan yapılmış. Gayet güzel duruyor. Burada bakın yine parlak detaylar var. Temiz olduğu zaman çok şık duruyor. Arkaya doğru geldiğimizde hemen burada tabii ki süspansiyon dikkatimizden kaçmıyor. Evet, evet. Burayı da zaten biraz göstermek için açık yapmışlar. Neden böyle bir süspansiyon sistemi var ve bu sistem nasıl çalışıyor, artıları nelerdir? Vallahi şöyle Murat, Peugeot bu motosikletle 3 senedir çalışıyor hemen hemen benim markada çalışmaya başladığım zamandan beri. Bu ARK tipi süspansiyon diyor Peugeot buna. Burada birazcık otomobil know-how'ını da kullanmış. Oldukça komplike bir sistem. Arka tekerlekteki birkaç santimlik, daha doğrusu arka tekerlekteki birkaç 10 santimlik hareketi burada amortisör birkaç santime indirgeyebiliyor. Dolayısıyla da geleneksel scooter hakimiyetinden ziyade ağır kuvvetli bir şase ve birazcık da hizmet aracı gibi düşünüldüğü için, yani zorlu koşullar düşünüldüğü için yere çok sıkı basıyor ve alışa geldiğimiz maxi scooterlardaki o vücudumuzun belden aşağısıyla kullanmak değil de bayağı macera motosikletlerindeki gibi direksiyonla kontra vererek, yani bir motosiklet sürüş dinamiğini hissettiğiniz bir sürüş geri bildirimi alıyorsunuz. Zaten kullandığımızda da anlayacaksın evet. bunu. Arkada yine aynı önde olduğu gibi LED grup, far grubu var, stoplar var. Çok net gözüküyor, çok parlak gözüküyor. Şimdi onları da size gösterelim. Bakın yine o Peugeot'un kurumsal kimliği burada da yer bulmuş. Pençe izleri gibi ledler gece çok iyi bir görüntü sağlıyor. Yine sinyal kollarımız burada, sinyallerimiz burada. Gelelim çantaya. Şimdi çanta gördüğünüz gibi orijinal ve bu konuda uzman bir markanın çantası bu. Evet. Nasıl çalışıyor? Anahtarla buradan eğer kilitlerseniz şöyle lock kısmı, o zaman çanta tamamen kilitli. Ama bunu seyahat sırasında open, yani açık konumda bırakırsanız anahtara gerek olmadan rahatlıkla kumanda edebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda elcik çıkıyor. Hemen altındaki bu mandal yardımıyla da kapağını rahatlıkla açabiliyorsunuz. Burada bir sabitleme lastiği var kancasıyla beraber. Bunu da şöyle göstereyim. Bu buradan çıkıyor. Bunu çıkardığınızda eşyaları daha rahat yükleyebiliyorsunuz. Ama asıl alameti farikası bu çantanın katlanabilir, körüklü olması. Şimdi bunlar nasıl çalışıyor? Buradan 3 kademeli olarak bu 46 litrelik çantayı 58 litreye alabiliyoruz. Bunun için bu emniyet mandallarını açıp birinci kademede 52 litre olarak kullanabiliyoruz çantayı. Burada arada bir asansör vazifesi var. Her iki tarafta da ayarların ortaya gelip kilidin kapandığından emin olmamız lazım. Bu şekliyle görüntü böyle oluyor. Burada 52 litrelik bir hacmimiz var. Zaten aranın açıldığını görebiliyorsunuz. En son hacimde de tekrar indirip yani indirmeye tabii gerek yok. Ama onu da yukarı aldığınızda, sabitlediğinizde 12 litre daha toplamda kazanmış oluyorsunuz. 46 litreden 58 litreye çıkıyor ki bu hacmiyle 2 tane tam boy kask, artı yine sürücünün ve artçının işte mont, eldiven vesaire gibi bir takım ekipmanını çok çok rahat alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, ben test sürüşleri sırasında hanımın bazı siparişleri oldu. Bakkal market alışverişi bile yapıp buraya doldurup eve gitmişliğim var. Evet, bence de çok işlevsel. Şimdi motorun teknik özelliklerinden de bahsedelim. Şöyle baktığım zaman aslında bütün ağırlık yapısının alta konumlandırdığını evet. görüyorum. Bu onun dengeli olmasını sağlıyor. Toplam 13,5 litrelik bir yakıt tankına sahip 400 cc'lik de bir motoru var. Gücüne baktığımızda 37,6 beygirlik bir güç var. Yani 38 beygir bantında aslında Metropolis'ten bu motosiklet için geliştirilmiş bir makine. Hı. Dolayısıyla birazcık daha güçlü, biraz daha 1-2 beygirlik bir artısı var. Tork yine aynı 38 Nm'lik bir torku var. O nedenle de kendi sınıfına göre güç, bant ve çalışma devir aralıkları son derece huzurlu bir makine. O manada verimli bir makine. Hı hı. Çekiş gücü de oldukça iyi. Motosikletin tabii bu komplike yapısından ve amacından dolayı emsallerine göre biraz ağır olduğu düşünülebilir. Aslında öyle. Rakamsal manada da 231 öyle. 231 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Doğru. Metropolis tarafından baktığımızda ondan aşağı yukarı 25 kilogramlık
kilo kadar daha hafif. Hı-hı. Ama bu sınıftaki motorlara baktığımızda emsallerinden 30-35 kilo kadar daha Hı-hı. ağır bir motor. Fakat bunu Peugeot mühendisleri çok iyi tasarlamışlar. Çünkü çok kuvvetli ve rigid bir şasisi var. Bu tabii bir ağırlık. Hı-hı. Diğer taraftan motorun ön takımı, ön takımın hemen arkasında radyatör, radyatörün hemen sağ tarafında, yani motorun da sağ tarafında 20 amperlik büyük bir akü var. Benzin 13,5 litrelik benzin deposu yine ağırlık merkezini aşağı çekiyor. Onun arkasında motor bloğu ve aktarma grubu var. Dolayısıyla hani belki birazcık eksajere edeceğim ama hani tank gibi bütün motor ve yürüyüş takımı motorun altında ağırlık merkezini aşağı çekerek hem o ağırlığı hissettirmiyor hem de çok güvenli bir sürüş sağlıyor. Şöyle kısa bir anekdot aktarayım. Çok rüzgarlı bir günde Boğaz Köprüsü'nden geçtim. Birçok skuter, motosiklet o rüzgarlı havada otobüslerin sağına soluna saklanmaya çalışırken hani ben hiç istifimi bozmadan son derece stabil bir şekilde etkilenmeden de sürebildim. Bu da enteresan bir deneyim oldu. Evet, şimdi bu Maxi Scooter'a baktığımızda gerçekten böyle bir heybetli yapısı var. Hatta rakip markalarda da buna benzer Maxi Scooter'lar var. Ne deniyor onlara? İşte scooter'ların SUV'si. Neden? Hem on-road hem off-road kullanma kabiliyeti olduğu için. Bu tabii sizin nerede kullandığınızı, ağırlıkla nereye gittiğinize bağlı bir şey. Görsel olarak çok şık, o gücünü de gösteriyor. Şimdi bunu da bir kullanalım, yola çıkalım. Kısa bir tur attıktan sonra yine sürüş hissiyatıyla sizlerle beraberiz. Sevgili seyirciler, Adventure Scooter segmentinin bence en güzel oyuncularından bir tanesi XP400. Kullandım. Gerçekten çok keyif aldım. O maceracı ruhunu yolda son derece yansıtıyor. Ve o oynaklığını da çok rahat hissettiren bir makine. Çeviklik. Biraz da şey gibi hissettim. Hani o chopper'lar falan var ya böyle yukarıda. Evet, evet. Uzun yol böyle hafif, bir... Hafif üstündeymiş gibi. Evet, böyle gidon yukarıda falan kendini daha güvende, daha heybetli, daha iri hissettiriyor kullanıcısına. Yine stabilize zemine bununla da girdi. Evet. Asfalt vardı, dişli lastikler evet. Gayet iyi işini yaptı. Ya bütün, çekiş kontrol sistemi bütün testlerimizde biz sokmadı. Zaten aşağı yukarı aynı rotayı kullandığımız için tabii. Hem çok güzel asfalt, hem virajlı evet, yol, evet, hem stabilize evet, zemin, evet. Köy yolları, çukurlar hepsini test edebiliyoruz. Bir iki yerde sağlam düştük yalnız. Evet, şey çok iyi, süspansiyonlar falan hakikaten çok iyi. Tabii ki jantların, lastiklerin, ebatları evet. Çok iyi tolere ediyor. Evet. Çok keyif alıyorsunuz bu tarz skuterleri kullanırken. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Kendim için bu tabii. Herkesin bir mutlaka. Tasarımı olmalı, bir tarzı olmalı diyoruz ya. Doğru. Benim tarzım bu. Otomatik şanzıman, vitesle uğraşmıyorsunuz. Gazı açtığınız zaman güç elinizin altında. Kıvraklık, çeviklik. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İşte bu tarz motosikletler benim en sevdiğim tarz. Emniyet de var. Çok evet, bir sürü özellik var zaten. Teknoloji var. Son dönemdeki teknolojik gelişmeler inanılmaz. Dolayısıyla bir Maxi Scooter, biraz güçlü bir şey bakıyorum diyorsanız 400 cc segmentinde size tavsiye edebileceğimiz motosikletlerden, skuterlardan bir tanesi.